Çok teşekkür ederim. Harika bir hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu salonda kadınların sesi dışında bir ses duymak istemiyorum erkek arkadaşlar. Değerli Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, genel sekreterim, kıymetli il başkanlarım, kadın kollarının biraz önce divanın teşekkürüyle görevini divana devreden geçmiş dönem Sayın Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, illerden, ilçelerden gelen çok sayıda kadın kolları yöneticilerimiz, delegelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkadaşlar, Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Kadın Kolları Kongresi, Kadın Kolları Kongresi'dir. Çok rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam. Doğru değil bu. Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın. Güvenlik arkadaşlar, buyurun. Çok rica edeceğim arkadaşlar. Doğru değil bu yapılan. Çok rica ediyoruz. Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar. Burayı kadınlara bırakacaksınız. Erkeklere burayı provoke ettirmem. Hayır. Ne diyecekseniz kapının önünde çıkarsanız bana söylersiniz. Defalarca görüştüm. Alın arkadaşlar, erkek arkadaşlar dışarı. Alın arkadaşlar, erkek arkadaşlar dışarı. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için? Evet arkadaşlar. Hep beraber harika bir pazar sabahında Ankara'da bir aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 1951 yılında kuruldu. İlk kurultayını 10 Aralık 1962'de yaptı. O günden bugüne zaman zaman aksaklıklar, eksiklikler olmakla birlikte kurultaylarımız düzenli olarak yapılıyor ve 15. kurultayımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün partimizin en güzel demokrasi şölenlerinden birindeyiz. Bugün önümüzdeki ay 101. yaşını kutlayacak ülkemizin ve Avrupa'nın en köklü partisinin Kadın Kolları Kurultayı'ndayız. Bugün 47 yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanında hep birlikte verdiğimiz emeklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.
Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu salondaki herkesin, ben partinin genel başkanı olarak 2011 yılından beri partinin milletvekili, parti tarihinin en uzun süre grup başkan vekilliği yapmış iki kişisinden biri olarak 81 ili 973 ilçemizi adım adım gezen biri olarak bu salondaki herkesin bu partiye ve bu ülkeye emeklerine en yakından şahidim. Hepinize teşekkür ediyorum. Mazeret üretmeden büyük bir gayretle bütün imkansızlıklara, maddi imkansızlıklara, manevi yalnızlıklara rağmen bu partinin iktidar olabilmesi için bazen dağın başındaki bir köye, bazen fabrikadaki servise binen işçiye, bazen kapı kapı evlere, tarlalara giden, emek veren, gayret gösteren bizim milletvekillerimizin, yöneticilerimizin tüm siyasi çalışmalarına doğrudan katkı sağlayan kadın örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kadın kollarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu süreçte bir tüzük değişikliği olacak. Zaman zaman dile getiriliyor. Efendim, kadın kolları, gençlik kolları kapansa mı? Başka şekilde formüle edilse mi? O gün gelirse, ana kademede eşit temsil sağlanırsa, meclisin yarısı kadın, yarısı erkek olursa, parti meclisinde seçilmiş her noktada eşit temsil olup bir gün siz oturup yapı değişmeli derseniz o konuşulur. O güne kadar kadın kollarını tartışmam, tartıştırmam. Önümüzdeki süreçte 4-9 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük değişim kurultayını hep birlikte yapacağız. Dördünde Sivas'ta, sembolik, tarihi önemli olan Sivas'ta kurultayımızın sembolik açılışını yapacağız. Beşinde komisyon son toplantısını Ankara'da yapacak. Altısından itibaren 4 gün boyunca da bir gün tüzüğümüzü değiştirip öncesinde bütün hazırlıklar tamamlanıyor, tamamlanmaya devam edecek. Sonrasında da programımızı nasıl değiştireceğimizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar programını hep birlikte konuşacağız. Ama buradan şunu söylemek isterim. Bu sefer yapacağımız program kurultayı bu ülkede nasıl muhalefet edeceğimizi tarif etmeyecek. Program kurultayı ve ortaya çıkacak program bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Ve umudum odur ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de, bu ülkeye de biz getireceğiz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin sözünü ilke edinmiş bir partiyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının siyasetteki analının genişletilmesi için çalışıyoruz. Partimizi kadınların ve gençlerin partisi yapmakta kararlıyız. Yerel seçimlere kadınlara ve gençlere
çoktan hak ettikleri alanı gönlümüzdeki kadar değil ama olabildiğince fazla açarak gerçekleştirdik. Bugün 35 kadın belediye başkanımız görevi başındadır. Bu bir önceki döneme göre %350 artmıştır. %450'ye gelmiştir. 10 belediye başkanından 35 belediye başkanına artış sağlamışız. Bu noktada özellikle büyük şehirlerimizde sadece hepimizin gurur duyduğu Aydın'daki Topuklu Efe'mizin yanında Eskişehir'de ve Tekirdağ'da da kadın büyükşehir belediye başkanlarımız vardır. Nüfusun 300 binin üzerinde olduğu en büyük 8 metropol ilçede Seyhan'da, Merkez Efendi'de, Karşıyaka'da, Konak'ta, Karabağlar'da, İzmit'te, Maltepe'de ve Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanlarımız yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi, sancak gemisi İzmir'imizde 100 yıllık tarihte her siyasi partiden sadece 6 kadın belediye başkanı olmuşken bu seçimde 9 adayımızdan 8'i İzmirliler tarafından göreve getirilmiştir. Bundan sonra özellikle tüzüğümüzde yazmamasına rağmen kadın kotası %33, 20 kişi belirleyeceğiz. 6'sı kadın, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Böyle bir şeyin tüzüğün niyetine aykırı olduğunu, tüzüğün arkasından dolanmak olduğunu ve eğer her 3 adaydan biri kadın olacaksa bunun ilk 3 adaydan biri, ikinci 3 adaydan biri, üçüncü 3 adaydan biri olacak şekilde pencere yöntemiyle uygulanmasını Merkez Yönetim Kurulu'nda karara bağladık. Bu konuda kendisi de genç bir kadın siyasetçi olan Gül Çiftçi'nin emekleriyle, yazdığı yönergelerle, genel sekreterimizin ve kadın MYK üyelerimizin kararlılığıyla, tüm kadın kollarının sahiplenmesiyle büyük bir başarı elde ettik. Şimdi bunu açık ve net biçimde tüzüğe yazacağız. Şu kadarını söylemem gerekir. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kollarının kurultayını yapıyoruz. Hep söyleniyor. Kadın devrimi yapacağız. Eşitlik sağlayacağız. Ama bunlar bir başka yerde bir başka sonuç doğuruyor. Hiç unutmam, kadın kotası %33'e çıkarken kota kota diye bağırıyorlardı. Bir abla oradan seslendi. Siz kotaları değil kafaları değiştirin bu partide dedi. İşte şimdi ona sıra geldi. Biz madem ki eşit temsil demişiz, madem ki bunun kanun teklifini imzalamış vermişiz, o zaman kendi iktidar alanlarımızdan başlayarak eşit temsili sağlamalıyız. Geçirdiğimiz kurultayda bir parti meclisi seçimi oldu. Seçimde 43 yaş ortalamasına ait bir parti meclisi oluştu. O parti meclisinin içinden bir merkez yönetim kurulu seçtik. Bu yönetim kurulunun önemli sayıda üyesi, yarısı kadından oluşuyordu ve bu yönü MYK'nın içinde bir gölge kabinemiz var. Biliyorsunuz gölge kabine mevcut kabinenin bir simetriği olup onun yaptıklarını izleyen, inceleyen, doğru yol gösteren, iktidar olduğumuzda, ben bakan olduğumda bu işi nasıl yapacaktım diye iktidara yol gösteren bir yapı. Tayyip Bey'in kabinesi var. 17 bakan, bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluşuyor. 18 kişi. Bunların içinde
bir tek kadın var, o da kadından sorumlu, aileden sorumlu. Yani Recep Tayyip Erdoğan da, onun partisi de, biz de bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Bu ülkenin yarısı kadın, yarısı erkek. Tayyip Bey Türkiye kadınlarının gözünün içine bakarak şunu söylüyor: senin yerin evindir, ailendir. Sen adaletten anlamazsın. Sen turizmden, kültürden anlamazsın. Sen sanayiden, ticaretten anlamazsın. Elinin hamuruyla Sağlık Bakanlığı'nın işlerine karışamaz. Gençlik Spor Bakanlığı yapamaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik'te söz söyleyemezsin. Onun bir bakanı var, kafada kotlamış. Kadının yeri ailesidir, çocuğudur. Çocuğuna bakmak, büyüklerine bakmaktır diye. Burada, bu salonda aynı 18 görevlendirmeye karşı bizim yaptığımız 9 görevlendirme. Adalet Bakanı ve Divan Başkanımız Gökçe Gökçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aylin Nazlı Aka, Turizm ve Kültür Bakanı Gülşah Deniz Atalar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Pınar Uzun, Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşçıer bulunmaktadır. Eğer eşit temsil yapacaksanız, 9 erkek görev yapıyorsa 9 tane de kadın görev yapacak. Ben kendi iktidar alanımda bunu yaptım. Şimdi tüzük geliyor. Kadın kollarına söyledim. Bundan önceki yönetim çalıştı. Bundan sonraki oluşacak yönetim, önceki çalışmayla birlikte tüzüğe sizin sözünüzü söyleyecek. Ve ben şuna inanıyorum ki, eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak, bir ya da iki seçim içinde önce %40 sonra %50 ile CHP milletvekili sayısının yarısını da, belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız. Buna var mısınız? Var mısınız? Bunun için kadının siyasete katılımı yüreklendirilmesi çok önemli. Biz belediyelerde, bazı şehirlerde değerlendirme yapmak için baktığımızda kadın adaylar göremedik. Belediye meclisleri için umut verdiğimizde, garanti verdiğimizde hızla bunun yerine geldiğini gördük. Sizden ricam, bu salondan birbirinden kıymetli adaylar yarışıyor. Seçilecek olanın etrafında herkes birleşecek, hepimiz saygı duyacağız, hep birlikte çalışacağız. Ama bu salondan rekabeti, tartışmayı ya da seçimlerdeki olası kırgınlıkları değil, ortak irademizi Anadolu'ya taşıyın. Kadınları Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edin. Siyaset yapmak için, aday olmak için, ülkeyi yönetmek için, bu ülkenin kaderine el koymak için Türkiye'deki bütün kadınları bu partiye davet ediyoruz. Bu iradeyi götürün Türkiye'ye. Asla ve asla, asla ve asla, anlamadın mı? Elbette götüreceksiniz. Tarih boyunca eşitsizliklere, ayrımcılıklarla mücadele eden kadınların kazanımlarını korumak, ileriye taşımak hepimizin ortak hedefi. Bunun yolu erkeklerin kadınlar hakkında karar vermeleri değil, kadınların siyasi hayata etkin katılmaları, toplumsal adaletin, toplumsal refahın, eşit ve özgür yaşamın anahtarını kadınların kendi elleriyle taşımalarıdır. Bu nedenle kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almalarını sağlamak, sosyal demokrat siyasetin en temel hedeflerinden birisidir. Bizim için de vazgeçemeyeceğimiz hedefimizdir. Bu sebeple önümüzdeki ay tüzük kurultayında halen partimizde %33 olan cinsiyet kotasını
kademeli olarak %50'ye çıkarma konusundaki irademizi vurgulamak, bu salonun iradesini tüzük kurultayına taşımanın da bu salondan seçilecek kadın kolları başkanı ve yönetiminin asli görevi olacağını, buna saygı duyacağımızı ifade etmek isterim. Atatürk ülkemizin dünyada hak ettiği yere gelebilmesinin yegane koşulunun kadın erkek eşitliği olduğunu biliyordu. Bu sebeple önce mahalli idareler seçimlerinde 1930'da, sonra genel seçimlerde 1934'te seçme ve seçilme hakkının Avrupa'daki, Batı'daki pek çok ülkeden çok önce kadınlar tarafından kullanılması için üzerine düşeni yaptı. Türk kadını bu iradeyi sahiplendi ve o günden bugüne bu hakkını sürdürüyor. Cumhuriyet devrimleri sayesinde kadınlar eşit yurttaş sayılmış, eğitimin her düzeyine katılabilmiş, iş yaşamının her alanında yer almış, giyim kuşamda, aile yaşamında, kişi ve miras hukukunda zincirlerini kırabilme imkanlarına kavuşmuşlardır. Bunun son örneği kadına soy isim dayatması getiren 9. yargı paketi görüşmelerinde başta Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri, kadın yöneticiler ve tüm kadın örgütümüzün kadın örgütleriyle dayanışma halinde ve CHP'deki erkek siyasetçilerinde tam desteğini alarak verdikleri mücadeledir. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Kadınlar ilk kez milletvekili seçildikleri 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 18 kadın milletvekili girmişti. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da 18 kadın milletvekili onlardı. Çok uzun yıllar 1935'teki o oran yakalanamadı. Bu dönem meclisimizdeki 24 kadın milletvekili arkadaşımızın varlığını önemsiyor ama atanın çizdiği hattın, ortaya koyduğu vizyonun çok gerisinde olduğumuzu üzülerek ifade etmek istiyorum. Maalesef siyasette temsil böyle olunca alanda, sahada, sokakta, iş yaşamında, evde kadının karşısındaki güçler, güçlükler ve şiddet artarak devam ediyor. Kadınlar aile içi şiddetin, kadın düşmanı politikaların, yasal boşlukların bedellerini hayatlarıyla ödüyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği 2011 yılı 15 yıl içinde kadın cinayetlerinin sayısının azaldığı tek yıl olarak kayda geçti. Sebep şu: bir irade, İstanbul'un adını verdiği bir sözleşme, mecliste tüm partilerin oylarıyla geçip kabul ediliyor. Hani bir nazar boncuğun var, AK Parti'ye takman lazım. Ne iş için takarsın deseler, İstanbul Sözleşmesi'nin yapılması ve onayı için takardım. Ancak o biricik nazar boncuğunu bile bir takım basit siyasi hesaplarla, bir takım geri kafalıların, meczupların, çağ dışı anlayışta olanların baskılarına boyun eğerek, koca meclis iradesini içe sayıp, anayasaya da hukuka da açıkça aykırı bir şekilde bir kişinin tek imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olmasını da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük ayıbı olarak tarih önünde bir kez daha kınıyorum. Buna karşı kadın örgütlerinin yanı sıra hem parti olarak hem buna dava açan tek erkek olarak Danıştay'da biz de davamızı açtık. Maalesef oradaki yapı bir oy farkla bu kararın geçerli olduğunu söyledi. Bu karar meridir ama meşru değildir. Yürürlüktedir ama anayasal değildir. Uluslararası hukukta hiçbir anlamı yoktur. Ve gelecek seçimler kadın seçmen açısından referandum niteliğinde olacaktır. O tarafta Tayyip Bey'e oy verenler,
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olmasını ve devamında 6284'e biraz daha cesaret bulurlarsa medeni kanuna saldırıları meşrulaştıracak bu zemine oy vereceklerdir. Ama ben inanıyorum ki o referandumda yapılacak ilk genel seçimlerde ilk 10 gün içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirecek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına oy vereceklerdir. Zaman zaman efendim İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıysak ne olur? Hiçbir şey değişmez diyorlardı. Rakamlar ortada. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın stratejik planında dahi kadına karşı şiddeti önlemede cezaların yetersiz olduğu itirafı yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 41 kadın cinayeti, 25 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bu veri şu ana kadar kaydedilen en yüksek aylık kadın cinayeti verisi oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra 2021'de 280, 2022'de 334, 2023'te 315, 2024'ün maalesef ilk 6 ayında 205 kadının öldürüldüğü, hiç ümit etmeyiz ama 2024 yılında 400'ün üzerinde kadının İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını canıyla ödeyeceği bir süreci yaşıyoruz. Bunun için buradan vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını beklemeyelim kadın cinayetlerini önlemek için. Gelin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim. Bu cinayetlere el birliğiyle hep birlikte dur diyelim. Dünya Ekonomik Forumu'na göre Türkiye eşitlik açısından 146 ülke arasında 129. Bundan büyük utanç olamaz. 146 üye var, 128'i eşitlikte bizden önde. Türkiye'de kadına karşı şiddet oranı %38 ile OECD ülkelerinde açık ara birinci. Maalesef tüm iyi göstergelerde sonuncu olurken böyle bir utanç verici göstergede açık arayla birinci oluyoruz. DİSK'in araştırmasına göre kadın işsizliği %34'e dayandı. Geniş tanımlı kadın işsiz sayımız 4 milyonun üzerinde. İşsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori kadın işsizliği. Buna ek 12 milyona yakın kadının ailevi, kişisel nedenler, ev işleri dolayısıyla çalışma hayatına katılamadığını tüm araştırmalar gösteriyor. Kadınların, çalışan kadınların %30'u, 3 kadından birisi maalesef kayıt dışı çalıştırılıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir diğer raporunda Türkiye kadınların iş gücüne katılımında ise 146 ülke arasında 133. Böyle bir ayıp 2024 Türkiye'sinde taşınabilir değildir. Elbette bu rakamda her 3 kadından birinin kaçak, güvencesiz, yani tehlikeli, yani meslek hastalıklarıyla, iş kazalarıyla burun buruna ve bu durumda da sahipsiz bırakılmak üzere emek sömürüsüyle karşı karşıya olduğunun da altını çizmek gerekir. Kadınların yoksulluğu erkeklerden daha ağır yaşamalarının temelinde kadın iş gücüne dahil olma oranının düşük olması, eğitim seviyesinin yeterli olmaması, geleneksel rollerin çalışan kadının iş yükünü arttırması, çocuk bakımını kolaylaştıran uygulamalardaki eksiklikler, eşit işe eşit ücret uygulamasında yaşanan sorunlar yer alıyor. Kadın yoksulluğu yapısal bir sorun. Yapısal sorunlar pansuman tedbirlerle çözülemez. Ancak kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılabilir. Bu reformları tek tek başarma iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcuttur. Çözüm kadınlarla ve toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan erkeklerle birlikte
kararlı bir mücadeleyi sürdürmektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu kararlı mücadelenin Türkiye siyasetindeki en önemli kalesidir. Siyasette 1980 seçimleri, 1980 darbesinden sonra 50 yıldır siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyorduk. 43 yaş ortalamasına sahip gençlerle tecrübelileri bir araya getirdiğimiz parti meclisini, 2 ayda bir toplanan parti meclisini 2 ayda 13 kez seçimler özel gündemiyle topladık. İlk toplantılarda şunu konuştuk: bu kapı niye kapalı? Üzerinde 3 koca kilit asılıydı. Bu kilitleri açmak için çok öteye gitmemek, partiye, içine, tarihe bakmak, deyim yerindeyse şöyle söylemek gerekiyordu: bir bakalım arkadaşlar, 100 yıl önce bunu başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk anahtarları bir yere koymuştur. O anahtarlardan birincisi dogmaya değil bilime inanmaktı. En üst teknolojiye ulaşmak, elde etmek, kullanmaktı. Bu ülke Osmanlı'nın çöküşünü yüzyıllarca matbaaya erişmemekten, baskı aletlerini kullanmamaktan, donanmayı Haliç'te tutmaktan, modernizasyon yerine saçmalıklara saplanmaktan kaybetmişti. O yüzden bilime, bilimsel kriterlere, anketlere, odak grup çalışmalarına ve bunların sahadaki etkilerini ölçmeye büyük önem verdik. Bilim ilk anahtarı açtı. İkincisi, hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kimlere emanet ettiğinde gizliydi. Ben baktım, emanet genel başkanlarda değildi. Pekala ülkenin kurucusu, partinin de kurucusuydu ve Cumhuriyeti ben kurdum, onu benden sonraki genel başkanlara emanet ediyorum diyebilirdi, dememiş. Askerdi, muzaffer bir başkomutandı. Cumhuriyeti ben kurdum, bunu şerefli Türk ordusuna, onun başkomutanına emanet ediyorum, genelkurmay başkanlarına emanet ediyorum diyebilirdi, dememiş. Valilere bırakmamış, milletvekillerini, belediye başkanlarını düşünmemiş. Demiş ki, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan gençler sizlersiniz, demişti. İşte ikinci kilidi de genç adaylarımız, dinamik adaylarımız açtı. Üçüncüsü zaten burada varoluş sebebimiz. Üçüncü kilidi kadınlara güvenmek, onlara inanmak. Onları ya tecrübesi yok, bu görevi yapamaz deyip çok daha tecrübesiz erkeklere ön açmak yerine, şartlar eşitse, hatta ankette seçilebilir 4 adaydan 4.'sü bile kadın olsa, onları adaylaştırarak, kadını aday yapmak için tüm şartları zorlayarak, kadın adayların olmadığı yerde belediye meclisine biraz önce anlattığım şekilde çok sayıda kadını hak ettiği kadar rakamlarda olmasa da kotaları uyarınca kadını koyarak önemli işler yaptık. Baktık, üçüncü kilidi de kadın adaylar açtı. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındayız. İlk yerel seçimleri başardık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı 100 oydan 40'ı ilk kez CHP'ye oy veren seçmenler. İlk kez. Ve burada ilk kez oy kullanan seçmenleri kastetmiyoruz. Daha önce başka partilere oy vermiş, bu seçimde %38'in %40'ı hayatında ilk kez CHP'ye oy vermiş seçmenler. Bunların %60'ının üzerindekiler kadınlar. Bu kadınlar AK Parti'ye daha çok geçmişte %70'lerle oy veren ev hanımları, ev kadınları. Bunlar AK Parti'ye daha önce oy vermiş muhafazakar kadın seçmenler. Bunun kırılımlarına baktığınızda AK Parti'den
iki seçmen birden kaçıyor. Bu iki seçmenden erkek olanı Yeniden Refah Partisi'ni daha çok tercih ederken, kadın olanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın haklarına duyarlılığından, kadın adaylara bakışından, İstanbul Sözleşmesi'ndeki tutumundan, zor günde, kıt günde Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüyle kadınlara ve bu meseleye sahip çıkışından etkilenerek bir başka partiye değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Bu yeni seçmen grubuyla kurulan bu gönül temasını organik bir köprüye çevirmek, onları daha çok kapsamak, verdikleri oya pişman değil memnun etmek, onları örgütümüze katmak, onlar emek verebiliyorsa onlarla birlikte çalışmak, vermiyorsa onları bulundukları yerde Cumhuriyet Halk Partisi temasını sürdürmek, bu salonun bundan sonraki süreçte genel başkanları olarak kendilerinden talep edeceğim en asli görevleridir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seküler olsun, dindar olsun, başı açık olsun, başını örtmeyi tarif etsin, güvencesiz, yoksul, tüm kadınların güvencesiyiz. Biz AK Parti'nin aldığı yanlış kararlarla eşinin, hayat arkadaşının ya da iş arkadaşının şiddeti karşısında o kadının yegane güvencesiyiz. Biz ön yargılarla hakkını aramaya korkan kadınların adalete ulaşmasının, o mücadelesi sırasında madden ve manen desteklenmesinin en önemli güvencesiyiz. Yerel seçimlerde Türkiye İttifakı ile milletin karşısına çıktık. Türkiye İttifakı bir siyasi ittifak değildir. Aldığı güç analiz edildiğinde en çok da gençlerin ve kadınların ittifakıdır. Türkiye İttifakı yoksul, emekçi, emekli kadınların kendilerine yer buldukları, gönüllerini oraya ait hissettikleri ittifaktır. Şimdi karşımızda milletin oylarına hürmetsizlik edenler, oyunu alamadıkları seçmenleri cezalandırmak isteyenler var. Bize her verilen oyun kıymetini bilmek, bize oy verenleri pişman etmek isteyenlere karşı oy verenlerin verdiği oydan memnuniyet duymasını sağlamak durumundayız. Bunun için en önemli görev her birimize, her birinize ama en çok da kadın kollarımıza düşmektedir. Ben kadın kollarımızın her bir üyesinin emeğine şahit, iyi niyetine kefilim. Bu salonda Türkiye'nin 81 ilinden 973 ilçesinden seçilip gelmiş delegelerimiz var. Oturacaksınız, tartışacaksınız, konuşacaksınız. Adaylarımız var, dinleyeceksiniz. En sonunda en doğru kararı vereceksiniz. Bizim bu salondan beklentimiz, uyum içinde çalışacağımız, güç alacağımız, güç vereceğimiz bir kadın örgütlenmesini yeniden hayata geçirmenizdir. Bugüne kadar verdiğiniz her karar başımızın üzerinde oldu. Bundan sonra da başımızın üzerinde olacaktır. Ben genel başkanınız olarak her birinizin, burada her birinizin temsil ettiği her bir kadın üyemizin, partiye üye olsun olmasın, CHP'ye umut bağlamış, oy vermiş, gönül vermiş bütün kadınların haklarının savunulmasında her birinizin iradesi kadar irade göstereceğime, bundan sonraki yürüyüşte sizlerle birlikte bu partiyi iktidara taşımak için, bunu gençlerin, kadınların iktidarı yapmak için, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yapılacak ilk seçimlerde ayağa kaldırmak için hepinizi davet ediyorum. Ayağa kalkın ve bu partiyi iktidar yapın. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Size inanıyorum, size güveniyorum. Bu salon beni değil, kendisini alkışlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize güveniyorum.
Hepinize inanıyorum. Siz başaracaksınız. Parti başaracak. Biz başaracağız. Türkiye kurtulacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. File file sen gele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. File file sen gele merhaba.